Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik bölümünde yine sizlerle beraberiz. Bu programımızda da yine evlilikleri ele alacağız. Kemal ve Neriman'ın evliliğinin şahsında. Sözü fazla uzatmayalım isterseniz. Bakalım Kemal ile Neriman bu hafta hangi sorunlarla gelmişler? Onları hep birlikte isteyelim. Neriman! Neriman! Efendim? Ya sabahtan beri mutfakta ne yapıyorsun be kadın? Bir su getir bana ya. Müsait değilim şu an, az bekle. Yemek mi yapıyorsun? Geliyorum ya, bir dakika. Tamam. Ne kokuyor böyle, ne yapıyorsun sen? Yemek yapmıyorum ya. Krep yapıyorum. Ay krep mi, hiç sevmem. Sana yapmıyorum ki. Hülya rica etti, onu yapıyorum. Hülya mı? Aha. Arkadaşları gelecekmiş de okuldan. Öyle kahvaltıya. Benden de rica etti, ne olacak? Sen gidecek misin? Yok. Yani ya gerek de yok zaten. Şey, arkadaşlarıyla oturur onlar ya. Ben ne yapayım? Kendileri eğlensinler. Dur dur şimdi. Sen gitmiyorsun ama Hülya senden krep yapmanı istedi. Seni davet etmedi yani. Öyle mi? Ya beklemem ki Kemal ya. Allah Allah. Ya biz sonra otururuz onunla, çay içeriz beraber. Tamam yani şimdi. Allah Allah, hep gideceğim diye bir şey yok. Hülya'ya bak sen ya. Ne kadar kullanmaya başladı seni Neriman. Kullanması, ne diyorsun yine ya? Yalan mı? Geçen sefer senden kek istemedi mi? Ha? Ne oldu, tamam. O gün de evdeydin. Ya, kaynanası gelecekmişti de ondan şey yapmadım ben o gün. Hep bir bahane, hep bir bahane. Komşuluk nedir bilmediğinden şimdi konuşuyorsun boş boş. Ne alakası var canım? Komşuluk birine hizmet etmek midir yani? Ya bazen ben ona yardım ediyorum, bazen o bana yardım ediyor. Ne var ki bunda? Vallahi sen ona yardım ediyorsun da ben onun sana yardım ettiğini hiç görmedim Neriman. O da ediyor şey yapmışında. Ya geçen sefer geldi bir tane kız çocuğu. Onun kızıydı galiba, Hülya'nın kızıydı. Hmm. Demedi mi sana ben makarna bitmiş evde, annem makarna istiyor diye? Ya akşamdı. Unutmuşlar almayı sabahtan. Ne var canım? Bir şey söyleyeceğim ya. Bunlar alışveriş yapıyor mu evine? Yapıyorlar tabii Kemal. Ne saçma saçma sorular soruyorsun. Sen onun kocasını övüyordun ya bana. Bak adam evine alışveriş bile yapmıyor neredeyse. Her şeyi bizden alıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne var ki, ben anlamıyorum. Yani komşu komşunun külüne muhtaç. Yani bugün ben ona, yarın da o bana canım. Tabii tabii. Kesinlikle. Annemden öyle gördüm ben. Çok doğru söylüyorsun Neriman'cığım. Ben bir şey demiyorum ki sana ama sen geçen sefer Hatice için ondan böyle bir poğaça yapmasını istedin. Ne yaptı? Yaptı mı? He? Yapmadı değil mi? Yani ya şey yapamadı. Dışarı çıkacaktı, kadın işi vardı. Tabii. Dışarı çıkacakmış. Sen olsan çıkar mıydın? Ben genelde evdeyim olduğum için. Yani dışarı çıktığımız mı var ya, Allah Allah. Hiç bana çevirme, getirme olayı. Dur, benlik değil şimdi buralar. Hiç. Konuşma şimdi böyle. Vallahi bak, Hülya iyi kadındır. Hmm. Çok iyiliğini gördüm ben onun. Konuşma böyle. Kızı da okula yazdırırken bak o kadar indirim yaptırdı. Ya kendi çocuğu için istedi onu ya. Bizim için mi zannediyorsun? Kendi çocuğu da indirimden yararlanacaktı. Tamam, ne var canım, olabilir. Yani sana da yaranılmıyor ha. Vallahi benim gördüğüm, sen onlara her şeyi yapıyorsun ama onlar sana hiçbir şey yapmıyor Neriman. Yapıyor, onlar da yapıyor şimdi. Peki sadece o mu? Ne? He, geçen Hatice teyzeye de kek döküyordun. Ya sana inanmıyorum bak, dil, bir de Hatice teyze şey yapma şimdi, diline dolama yani, yaşlı kadına. Allah Kemal ya. Ya sen böyle herkese böyle hizmet etme derdindesin, hizmet verme derdindesin. Niye Neriman? Az mı turşusunu yedin? Ulan benim bir rahatsızlığım var. O da şu, Neriman'ın komşularına sürekli hizmet etmesi. Ya ben böyle bir şey görmedim. Hülya krep ister krep yapar. Hülya kek ister kek yapar. Yahu senin bir hayatın yok mu? Bir kere de sana yapsınlar ya. Ya alma verme dengesi diye bir şey var şu hayatta. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya biz bir tane elektrik süpürgesi istedik. Kadın ağzından girdi, burnundan çıktı. Onu bile bize vermedi ya. Böyle bir şey olamaz hocam. Ama neymiş sorsak? O da bana yardım. Etmiyor hocam, etmiyor. Yardım mardım etmiyor. Böyle bir şey yok. Benim karım kendini kullandırıyor ya.
Ben bunu görmek istemiyorum ve kaç kere de uyardım. Çok akıllılar. Çok akıllılar onlar. Ama benim karım saf işte. Merhametle. Ona bir şey demiyorum ama kendini kullandırmasın. Ben kendimi kullandırmıyorum hocam. Yani Allah aşkına ne olmuş komşulara? İki bir şey yaptıysam. Rızkımızı paylaşıyorum. Paylaştıkça çoğalır hocam. Yani iki yumurtanın lafını ediyor. Krep yaptım geçen. Bir sürü laf etti bana. Ya utanmasa gidip istettirecekti bana yumurtaları ya. O kadar düşünün yani. Bu ayıp değil mi? Biz böyle mi yetiştik? Böyle mi öğrendik? Ben ailemden böyle görmedim. Benim ne annem ne babam. Yani son derece yani fedakar insanlardı hayatlarında da. Ve paylaşımcı insanlardı. Hiç ben böyle bir şey görmedim. Ben bunu evlendiğimde gördüm. Bundan anasında gördüm. Şimdi konuşturuyor beni. O da anasında oldu. Ben bir şey diyemiyorum. Anam. Genetik ya yani, ne düşünürsünüz bilmiyorum hocam ama bence genetik çok önemli. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Eyvallah. Öyle bir anın olur ki en yakın akraban, annen baban yetişemez ama komşun senin derdine deva olur. Bununla birlikte Neriman, şu sözü de çok severim. Komşunla iyi geçin ama aradaki çiti kaldırma. Evet, sınırlar. Sınırlar kişisel alanımızı çevreler. Kişisel alan derken neyi kastediyoruz? Mekan, eşyalar, zaman, bedenimiz, paramız, emeğimiz ve daha buna benzer birçok şey bizim kişisel alanımızı tanımlar. İşte sınırlar bunu çevreleyen çitlerdir diğer bir deyişle. Karşımızdaki insan sınırlarımızın farkında mı? Hocam bizim aramızda teklif yoktur. O istediği zaman bizim evimize girer, biz istediğimiz zaman onun evine gireriz. Böyle bir şey yok. Bu ilişki ilerleyen süreçlerde orta ve uzun vadede problem yaşamaya namzettir. Sınırların varlığı kendi kişisel alanınızı koruduğu gibi ilişkinizi de korur. Mahremiyet dediğimiz bir olgu var. Her evin kendine özgü kuralları vardır. Bir mahremiyeti vardır. Bu mahremiyeti önce sen sahip çıkacaksın ki karşındaki insan buna saygı duysun. Kişisel alanının öncelikle sen farkında olacaksın. Sınırlarını sen göreceksin, bileceksin ki karşındaki insan senin şahsında o sınırların nerede başlayıp bittiğini algılayabilsin. Bu sağlıklı, sürdürülebilir ve her iki tarafında lehine kazancını olan bir ilişkinin olmazsa olmaz prensipleridir. Komşunla iyi geçin. Ama çiti kaldırma. Evet. Genellikle bu tür ilişkilerde sınırların göz ardı edildiği ilişkilerde bir taraf ebeveyn, diğer bir de işte hep verici, öteki tarafsa çocuk hep alıcı moduna geçer. Bu ilişkiler çok azı win-win, sen de kazan, ben de kazanayım. Karşılıklılık ilkesi doğrultusuyla işler. Günün sonunda kaynaklarımız tükenmeye başladığında ne yapacağız? Ki onlar sınırsız değil. Ve üstelik bu kaynaklar başkalarının kendilerinden sorumlu olduğumuz kişilere harcanmak üzere, sarf edilmek üzere bizde var. Ve sen bu sınırlı kaynaklarını başkalarının sınırsız
ihtiyaçları için demiyorum. Çünkü ihtiyaçlar sınırlıdır. İhtiraslar sınırsızdır. İhtiraslarını karşılamak için harcarsan günün sonunda ne sevdiklerine sunabileceğin ne de kendin için harcayabileceğin bir kaynağın kalmaz. Kaynak derken bu para da olabilir ama biz daha ziyade duygudan bahsediyoruz. Gün içerisinde konu komşunla, eş dostla olan ilişkinde bütün sabrını tüketiyorsun. Akşam çocuğunun dersleriyle ilgileneceksin. Sabrın kalmamış. Enerjini tüketiyorsun. Enerjin kalmamış. Zamanını tüketiyorsun. Zamanın kalmamış. Bırak çocuğuna ve eşine, Kemal'e harcayacak zamanı, kendine bile ayıracak kaynağın kalmamış. Kaynaklarımızı sağlıklı bir şekilde ölçümleyebilmek durumundayız ki onları yönetebilelim. Evet, ebeveynlik yapmayı bırakıyoruz Neriman. Senin zaten iki tane çocuğun var. Ve sahip olduğun bu kaynaklar öncelikli olarak o çocuklara harcaman için sana verildi. Eşin var. Birbirinize karşı yükümlülükleriniz var. Evet, bir de sosyal hayatımız var. Akrabalarımız ve komşularımız. Fakat bu kaynaklarımızı adaletli bir şekilde paylaştırmamız ve biraz önce dediğim gibi karşılıklılık ilkesi çerçevesinde al gülüm ver gülüm. Çünkü almadan vermek Allah'a mahsustur denildiği gibi. Bu hayat bir maraton. Bu iş aylarca değil, yıllarca sürecek. Bunun seni tüketmemesi, İlişkilerinin seni zenginleştirmesi gerekir. Ama görüyorum ki hep senden gidiyor Neriman. Bu nereye kadar devam edecek? Tabii tabii. Sen o parayı kazanmıyorsun ya. Kolayca böyle dağıt etrafa. Dağıt. Ne alakası var? Hı? Bak Nerimancığım, sen süper vericisin. Ben buna bir şey demiyorum. Ama. Oflara bak. Ama onlar sana bir şey yapmıyorlar Neriman. Karşılık bekliyorum sanki ben, değil mi? Yahu karşılık beklemesen de ya ne bileyim, Hülya'dan da şeyi görmedi ki şunu da yapayım demedi yani. Ay yeter ya! İki krep yaptım, burnumdan getirdin adam ya! Öf! Ya mutfakta o kadar çalışıyorsun, didiniyorsun. Hülya'nın eli ayağı yok mu? Misafire sadece krep mi yapılıyor? O da kek falan döküyordur kadın. Kesin ya, eminim ben. Yok ya, ben sana vallahi acımıyorum ha. Vallahi sana acımıyorum, senin emeğine acımıyorum ben. Ama ben bu eve para getiriyorum ya, sen bir de onları yapıp üstelik bedava veriyorsun millete. Şimdi anlaşıldı derdin senin. Yine aynı yere geldin Kemal. Bravo. Para değil mi? 6-7 tane yumurta kullandım ya. Ayıp yaptın. Tabii. Ne kadar az değil mi Neriman? He? Ya gidip isteyeyim istiyorsan. O cesaret var mı sende Neriman? Yok tabii ki. Komşuma yapar mıyım öyle bir şey? Hiç yapar mısın? Sen ona yapmasın ama onlar bize her şeyi yapsın. Ay saçma saçma konuşma. Geçen sefer bir elektrik süpürgesi istedin. Ne yaptı, verdi mi sana? O konuyu hiç açma, tamam mı? Onda bak kadının suç falan yok, ben hatalıyım. Ya bir kere istedik, bir kere. Elektrik süpürgesi özel bir eşya, tamam mı? Yani vallahi çok utandım sonrasında da istedim diye. Bir kere ya. Bir kere istedik biz ya. İnsan verir ama vermezler. Tabii ben onların eşyası kıymetli, değil mi Neriman? Ne oldu sanki? Aldım şöyle, elim var, ayağım tutuyor. Allah'a şükür yani. Şöyle aldım bezle. Evet, çok güzel söylüyorsun. Onun da eli var Neriman. Onun da ayağı tutuyor. Gitsin kendi yapsın krepini. Bunu zaten böyle ya sen düşünürsün ya da malum kişi. Hı. O kim o malum kişi? Annen. Bir de o böyle her şeyin hesabını yapıyor senin gibi. Ah benim anacığım be anacığım. Bizi ne zorluklarla büyüttü. Hmm. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim rızkımızı insanlara yedirmedi o. Senin gibi. Ben rızkını mı konuşturma beni ha? Vallahi. Hmm. Tabii. Kimi yediriyorum rızkını ben ya? Hem yediriyorsun hem de insanlara onu veriyorsun işte. Ha veriyorum. Ha. Kime veriyormuşum?
Kimi veriyorum? Neyi kastediyorsun sen? Bilmiyorum ne, artık. Ne, annem mi diyorsun? Bir annen mi? Kardeş... Kardeşim mi diyorsun? Engin'i. Ya tamam hadi annen senin annen. Hadi üzerinde büyük emeği var, hakkı da var. Ama o hayırsız kardeşin... He? Sen var ya... Sana inanmıyorum Kemal ya. Çocuk da ne kadar seviyor seni. Bir şey diyemiyorum vallahi sana. Nimancığım, vallahi diyemiyorum artık. Kusura bakma da ben onun yerinde olsam ben kendimi çok severdim zaten. Sus! Ya ben onun kadar boş beleş gezen, işi gücü olmayan bir adam daha görmedim. Ne yapsın çocuk ya? İşleri ters gidiyor sürekli. Niye ters gidiyor Nerimancığım? Çünkü çalışmayı sevmiyor. Uğraşıyor çocuk. Uğraşıyor tabii, uğraşıyor. Katakulliden başka bildiği bir şey yok adamın. Böyle sürekli nerede kolaylık var orada. Hiç yorulduğunu gördün mü sen onun? Yok. Bir işe girsin hemen bir zorluk görsün. Kaçtı gitti. Zayıf bünyeli bir çocuk. Hep öyleydi o. Tabii. O senin zaten bu hallerini kullanıyor. Anladın mı? Ya. Bu hallerini, merhametli hallerini kullanıyor. Ablasının evine gelmesin mi ya? Ne istiyorsun sen? Ne oluyor ki sana? Ya gel, ben alıştı ya. İyice alıştı. Ben alıştı diyorum ya. Eve gelir. Gelmesine problem yok ki. Alıştı diyorum sana. Çocuklarla vakit geçiriyor. Bak onlar da çok seviyorlar. Sen ilgilenmiyorsun çocuklarına ya hani. Hı. O geliyor böyle oynuyor çocuklarla, oyalıyor onları. Tabii ki. Senin de canına minnet değil mi bu? Çünkü ne? Üzerinden birileri yükünü alıyor seni. Ha. Ha. Yükümü alıyor değil mi? Sabahtan akşama kadar çalışıyorum ben bu evde. Hı. Suçladığın meselelere bak beni. Ya ben seni suçlamıyorum ki Neriman. Neyi suçluyorum ben seni? Bir şey ya. Ama hayırsız kardeşin ne benim derdim? Hayırsız bu kadar. Kardeşim. Adam olsun diyoruz. Başka bir şey mi diyoruz? Masaya bir tane tabak fazla koyuyorum. Tamam. O kadar. Tamam ben de bir şey demiyorum ki. Ablasıyım ben onun. Gelecek tabii, gelmesin mi evime ya? Kesinlikle gelsin. Ben ona bir şey demiyorum ki. Ben sadece bu durumlara alıştı diyorum. Hı. Bu kadar. Bir ablası, bir annesi var. Başka da kimsesi yok o çocuğun. Ne yapalım Neriman? Ne yapalım? Neydi o kardeşinin adı senin? Neyse unuttum bak şimdi. Onu pohpohlayalım. Tamam mı? Hülya Hanım'ın hizmetçilik yapalım. Ha? Öyle mi yapalım? Uğraşıyor çocuk, elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Haksızlık ediyorsun ona. Hiç haksızlık maksızlık etmiyorum. Onun düzeleceği falan da yok. Ay yeter Kemal ya. Yeter ya, o benim kardeşim. İşte o da zaten bunu biliyor. Senin merhametini görüyor. Onun için adam olmuyor. Ben şey yapıyorum, konuşuyorum onunla. Yol gösteriyorum ben. Tabii. Baksana. Ne kadar değişmiş gördün mü? Allah'ım ya Rabbim ya, bak. Çocuk gelecek, 2 gün kalacak burada. He. Tamam mı? Bak sana söylüyorum, anlayışlı olana karşı. Niye? Psikolojisi mi bozuluyor Nerimancığım? Kemal bak. Yüzüme söylüyorsun bir şeyleri. Ama ona bir şey söylersen ya da hissettirirsen bak. Çok... Neyse. Sen bana bak, bana. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne tehdit edeceğim ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece o kardeşin değil ha. Senin bu artık komşularına falan o hizmet etme davranışların da bitecek. Kemal tamam valla. Tamam. Tamam. Tamam falan yok. Ya tamam yeter ya. Tamam yeter falan yok ha. Ne? Bak. Kim geldi? Kim geldi? Hülya Hanım kapıda. Koş kreplerini ver. Sus. Allah aşkına sus. Tamam ben susuyorum şimdi. Bir şey yok. Ama bu böyle olmayacak. Senin haberin olsun. Ya, sus artık. Vallahi rezil edeceksin benim cümle aleme ya. Hülya Hanım'mış. Hocam her şeye laf ediyor. Annemin eve gelmesini zaten. Daha önce de konuştuk bunu biliyorsunuz. Laf ediyor. Annem bu. Bırakın onu. Şimdi bir de kardeşim başladı. Kardeşimin gelmesinden de rahatsız oluyor. Yani ben anlamadım bunların nasıl bir aile bağı var. Ama biz görüşürüz, telefonlaşırız, hal hatır sorarız, birbirimize gideriz kalırız. Yani o bağı güçlü tutarız hocam. Aile çok önemli bir kavram çünkü ben bunun farkındayım. Hep de farkında oldum ama bunun farkında olmayan en başından beri, evliliğimizin en başından beri Kemal oldu. Zaten sıkıntı da buradan çıkıyor.
Çok vefakarlar hocam. Anlatamam size. Yani böyle bir şey olamaz ya. Kardeşi boş beleş adamın teki. Ne çalıştığı var, ne bir şey var. Ya ben diyorum benim karım merhametli. Geliyor, ağlıyor, sızlıyor evde. Hop ablasını koparıyor, kaçıyor, gidiyor. Bu kadar gereksiz bir adam daha görmedim ben. Hiçbir işe yaramayan bir adam ya kardeşi. Neymiş? Aile bağını kuvvetli tutacakmış. Böyle kuvvetli mi olur aile bağı ya? Adam önce adam olamamış ki aile bağını kuvvetli tutmaya çalışsın. Anası desen ayrı, kızı desen ayrı. Ben böyle bir şey görmedim hocam. Ben sadece beni çok seviyormuş. Sever tabii. Ben de onun yerinde olsam kendimi çok severim yani. Böyle enişte nerede bulacak? Ama mevzu o değil işte. Mevzu yani biraz çabaladığını görmem lazım hocam. Ve çocuklara da kötü örnek oluyor. Oluyor yani. Hocam çocuklara kötü örnek oluyor diyor ya, bir baba olarak ne kadar çocukların yanında olmuş. Benim en azından kardeşim geliyor, onlarla vakit geçiriyor, oyun oynuyor. Yani ne olmuş, tamam işleri ters gitti yani. Ya insan kardeşlik, ya akrabasına ne bileyim böyle yapar mı? En yakındaki insanları böyle uzak tutar mı ya? Bu kadar dışlar mı? Göz kötü boyu, günlerinde, göz. Kötü günlerinde yanında olmak zorundayız. Ailemizin, aile önemli. Tabii. Şey yapma beni şimdi burada. Göz boyu, göz. Başka bir şey değil. Neyse hocam, başka konuşmak istemiyorum ben. Kemal, seni çok iyi anlıyorum. İstiyorsun ki eve geldiğinde dikkati senin üzerinde olan, seni özlemiş bir eş görmek istiyorsun. Ama işte biraz önce de anlattığın gibi tükenmiş, kaynaklarını harcamış bir eş. Neriman, ne oluyoruz böyle? Kardeşine destek olma çaban takdire şayan. Kabul edilebilir. Burada bir beis yok. Tıpta bir kural vardır. Zehir yoktur. Doz aşımı vardır diye. Evet. Eğer sevgiyi karşı tarafa ölçüsüzce verirsen, hem kendi kaynaklarını boşa harcamış, hem de karşı tarafı bir duygu zehirlenmesine maruz bırakmış olursun. Sen Engin'in annesi değilsin. Ablasısın. Elbette kardeş olmanız. Büyük kardeş olmanın getirdiği bazı sorumluluklar var. Bunları göz ardı etmiyoruz. Fakat şunu bil, onun bir annesi ve babası var. Birinci derecede sorumluluk onlarda. Fakat görüyorum ki annen ve baban kardeşini sana plase etmişler. Onunla ilgili sorumlulukları daha küçük yaşlarından itibaren sana yüklemişler. Ki sen daha henüz hayatının sorumluluğunu üstüne almadığın bir evrede kardeşinin sorumluluğunu üstlenmişsin. Bu sana yapılmış bir haksızlık. Bir çocuğa kaldıramayacağı bir yükü yüklemektir bu. Bu yükü ancak kendisini bir kenara iterek kaldırabilir. Ne yazık ki sen de bunu yapmışsın. Kendi benliğini, arzularını, ihtiyaçlarını bir kenara iterek, tabiri caizse görev insanı olmuşsun. Kendini misyonuna adamışsın Neriman. Nerede Neriman? Nerede senin arzuların, taleplerin, duyarlılıkların, tepkilerin? Yok. Yok. Onu bulman gerekiyor. İçindeki çocuk bir kenara itildi. Orada bırakıldı. Yusuf misali kuyuya atıldı. Ve sen içindeki çocuğu kaybettikten sonra kendini kardeşine atıldı. Onun şahsında kendini var etmeye çalıştın. Ona sunmuş olduğun hizmet ve hediye davranışları aracılığıyla annenin ve babanın nezdinde değer görmeye, takdir edilmeye, kabul görmeye çalıştın. Ve kısa vadede bunu başardın ama bu yol çıkmaz sokak. Çünkü ilk etapta verdiğin zaman sana teşekkür
edilen durumlar bir müddet sonra üzerine vazife olarak kalır. Artık sana teşekkür bile edilmez. Niye? Çünkü görevinin gereğini yerine getiriyorsundur. Halbuki senin görevin değil. Ama ne yazık ki bu senin üzerine yıkıldı ve sen de bunu kabul ettin. Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokmayacaksın. Lütfen emaneti sahibine ver. Dediğim gibi kardeşinden sorumlu olan birinci derecede annen ve babandır. Onlar sorumluluğu üstüne alsınlar. Sen de elinden gelen desteği verirsin. Ha bu arada sorumluluğu üstüne alsınlar derken bir çocuktan bahsetmiyoruz ki. Kazık kadar adam. Yaşamının sorumluluğunu kendi üstüne almalı. Ama ne senden ne de annenden ve babandan fırsat kalmamış ki. O sorumluluğu ona vermek yerine siz üstlenmişsiniz. Özellikle de sen. O da bunun böyle olması gerektiğini düşünerek sorumluluğu üstüne almaya yanaşmamış. Ama yetki, hayatıyla ilgili bütün yetkiler kendisinde. Keratanın sorumluluk sende, yetki onda. Davul senin boynunda asılı, tokmak onun elinde. Farkında mısın? Öyle şey olmaz. Hocam yetkiyi alayım o zaman. Hayır, tokmağı da istemiyoruz. Biz davulcu değiliz. Emaneti dediğim gibi sahibine vereceksin. Davulu onun boynuna asacaksın. Tokmağı da eline tokuşturacaksın. Bak Kemal aranız bozuluyor. Ve iki tane çocuğun var. Senin yaşaman gereken bir hayat var. Ne dedik? Bu hayat uzun bir maraton. İnsan yükü ağırdır. Kendi yükümüzü, sorumluluklarımızı zar zor yerine getirebilirken bir başkasının sorumluluğunu üstlenemeyiz. Nefesimiz tükenir, yarı yolda kalırız ve kendimizi ihmal ettiğimiz gibi, kendimizin zalim olduğumuz gibi başkalarının da zalimi oluruz. Aman dikkat Neriman. Aman dikkat. Böylelikle geldik bugünkü bölümümüzün sonuna sevgili izleyicilerimiz. Kemal ve Neriman'ın evliliğine ve bu evliliğin içerisinde Kemal ve Neriman'a da baktık. Evlilik evlilik diyoruz da bu evliliği yaşayan iki insan, duyguları olan, hayalleri olan, korkuları olan, ihtiyaçları olan iki insan. İnsanı göz ardı ederek sadece evlilik dersek burada da hata yapmış oluruz. Kemal ve Neriman'a bakarak onların problemlerini, onların sorunlarını ele alarak ve çözümleyerek evliliğinin, ilişkilerinin kalitesini nasıl yükselebiliriz konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir programımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle esen kalın.